Selamlar, ben mahallenizin dostu eleştirmeniniz Jodis. Özellikle son zamanlarda çocukları kandıran YouTuber'lar hakkında epey bir video çektim. Roblox tuberlar mı dersin, Meteo Kayıgiller Copyfestler falanlar filanlar derken bizim çocukluğumuzun kahramanı olan ama şu an daha çok çocukları kandırmak için kullanılan Minecraft YouTuber'lar hakkında konuşmamıştım. Ve evet, bugün oyundaki NPC tarafından aldatılan, para için çocukların duygularını önemsemeyen Feritit ve Boktan birkaç videosu hakkında konuşacağım. Yıllar geçmesine rağmen şu YouTube'da en çok izlenilen içeriklerden biri ne desem muhtemelen birçoğunuz Minecraft Diyecektir. Aslında yalan da yok adamlar öyle bir oyun yapmış ki cidden yıllar geçmesine rağmen hem popülerliğini yitirmedi hem de hala videolarını izletiyor. Tabi genel olarak çocuklara. Oğlum şöyle bir hatırlıyorum da benim küçüklüğümde Minecraft Youtuberları hayatta kalma Skyblock videoları falan çekerdi. Şimdi olaylar ne ara buralara geldi ya. Yani bu YouTube'da düzgün içerik üretmek veya çocukları kandırmamak para kazandırmıyor mu? İlla o çocukların aklına kötü kötü şeyler sokmak mı gerekiyor? Ve ayrıca birçoğumuzun atladığı bir konu var. Bu da çocuk psikolojisi. Bu çocuk psikolojisi dediğimiz şeyin ne kadar hassas ve küçümsenmemesi gerektiğini zaten konuşmuştum. Ve ben bunu araştırmadan az çok kafamda bir şeyleri kurabiliyorsam 30 yaşındaki yaşını başına almış adamlar neden umursamıyor bir türlü anlamıyorum. Hem tanımayanlar için hem de örneklendirmek için çıtırından Ferit kimmiş bir bakalım. Ferit'i öldürene 5 milyon dolar. Oğlum dakika bir gol bir. Hani buna eğer eğlenceli olduğunu düşündüğün için yapıyorsan benim yaşımda birinin bu videoya tıklama ihtimali neredeyse hiç yok. Bu gibi kanallarda beni en çok güldüren şey yaptıkları kanal açıklaması. Yani hepinizin mi aynı saçma açıklaması olur anlamış değilim ama valla ben artık bu açıklamaları gördükçe kırınç damarlarım mutasyon geçiriyor. Merhaba ben Feritut. Bu kanalda Türkçe dilinde yetişkin bireyler için hazırlanmış eğlenceli Minecraft videoları bulabilirsiniz. 24 yaşında adamım her video bana hitap etmek zorunda zaten değil ama şu videona yemin ederim YouTube'da izlenebilir tek video olsa bile tıklamazdım dostum. Ama yine de bir merak ettim. Şu yetişkinler için hazırlanan videona kısaca bir bakalım. Evet Firdevs'in işini bitirene 5 milyon dolar. Ha işini bitiremeyeceksiniz 5 milyon dolar bana kalacak. Sen gözlü birader işini bitirmek ne var Sen gözlü birader işini bitirmek ne var Ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Yok ya birader siz harbiden taşrak falan geçiyorsunuz. Ses tonu yine aynı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ferit Atı yakalayacağız. Gibi bir şey diyorsun. Yani ne dediğin de anlaşılmıyor. Eğlenceli desen eğlenceli değil. Güldürüyor desen güldürüyor değil. Videoda zaten tutmuyor. Bir dönemler İngilizce öğretmeni vardı. Hıp hızlı konuşan biri. Yemin ederim onun söyledikleri senin söylediklerinden daha anlaşılır. Sıfatlara bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. Cidden şu para için kendinizi şaklaman etmenize götümle gülüyorum ama daha yeni başlıyoruz. Çünkü ciddi anlamda Ucube'nin öyle videolarını buldum ki ağlamalı kusmalı kulaktan sıçırtmalı. Yani o derece boktan videolar. Biraz da aldık o yüzden bu olayları ciddi almanız için şöyle bir fotoğrafı ekrana getirmek istiyorum. Bu fotoğrafı çizen çocuğun az çok kaç yaşında olduğunu tahmin edebilirsiniz ki tarih 2020 olsa bile Ferit Atavim'in içerikler aynı olduğundan dolayı en fazla 6-7 yaşındaki bir çocuk düşünün ve toplu empati kurabilmek adına bu çocuğun da sizin çocuğunuz olduğunu göz önünde bulundurun. Tamam işte şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu kule çıkacağım, intihar edeceğim diyeceğim, bağıracağım arkadaşlar ve para isteyeceğim. <laughs> Kesin o zaman para verirler Ferit'in ailesi. <laughs> i̇ntihar etme numarası yapacağım yani arkadaşlar çünkü öyle para veriyorlar. Neyse şöyle çıkalım bakalım. Arkadaşlar şimdi hayattan bıkmış varmış gibi intihar etme, numarası yapacağım. Aa edeceğim ben. İntihar edeceğim. Öldüreceğim kendimi. Aa Aha cidden ben bu ses tonu ve bu hareketlere katlanamaz oldum. Eğer böyle devam ederse 1-2 seneye kalmadan ben emekli ayrılırım dostlarım. Eleştiri benim için bitmiş olur. Çünkü bu saçma videolar yüzünden erkenden yaşlandım lan. Arkadaşlar tepeye çıkacağım. İntihar edeceğim. Şakası yapacağım. Belki para verir. Ulan ucube herif. Ekonominin zaten ne durumda olduğunu biliyorsun. Büyük şehirde yaşayıp asgari ücretle geçinemeyen aileler çocuklarına bile zar zor okul açtı verirken senin böyle videolar atman doğru mu? Çocuklara yanlış örnek olmasını mı dersin? bu videolardan dolayı bakanlıkların bu insanları denetlemek yerine oyunlara getirmeye çalıştığı saçma yasaklamalar mı dersin? Yani şu paraya bu kadar tapmayın be koyayım. Fakir yapma kardeşim ben varım burada. Zengin para verirsen aşağı inerim. Vermezsen intihar ederim ulan. Tamam kardeşim bütün elmaslar senin olsun. Ferit abim be. Fakirin hayatını kurtardı. Adam gibi adam. Valla o kadar takdir ettim ki şimdi gidip ebeveynler de hiç duymuyorum oğlum. 5-10 yaşındaki çocuğun telefonundan çıkan intihar edeceğim seslerini falan. Gerçi o kadar çok troll seslendirmeli videolar var ki bu videoyu kapatsa bile Han kanalın artı 18 videosu açılacak. Harbiden YouTube Türkiye'ye çıkmaza sokan kanallarsınız ama yeter mi? Etmez. Ferit abim çocuklara intihar eder rolü Yaparak para kazanmayı öğretikten sonra bir de aldatmanın ne olduğunu, hatta kardeşe bile güven olmayacağını bize göstermek istemiş. Allah, dur birisi geldi. Ne İkizim Feride ki ve aşkım örümcek kız. Neredesiniz burada? E, e, biz şey sadece konuşuyorduk yani bir sıkıntı yok Feride diye. Aynen biz sadece konuşuyorduk aşkım. He konuşuyorsunuz. Oğlumu ve beni iki saat evde markete gireceğim diye bekletirsin. Bir de üstüne evet tava koyarsın. ve burada öpüştünüz demek ya. Öyle mi? Ya aşkım ya, ne? şaka yapmıyorum sırf bu videolar yüzünden birazdan gidip kafamın içinde kalan ufak beyin parçasını ısıtıp yiyeceğim Dostum bu videolardaki vermek istenen mesaj veya eğlendirmek için yapılan hareket tam olarak neydi bilmiyorum ama benim tek anladığım şey bu hayatta kardeşine bile güvenmeyeceksin reis gibi saçma sapan bir şeydi. Yetişkin bireyler için. Şimdi mahalleden 35 yaşındaki Hakan abi aradı. Videolarının devamını bekliyormuş. Yemin ederim bu adam kahkaha tufan ama komiklikten değil cringe'likten Arkadaşın amacı muhtemelen yeni nesil çocukların küçüklükten güven duygusunu yok etmek. Valla bak bu 5-10 yaş youtuberlarını anlamıyorum. Biri kız arkadaşıyla Roblox'u kişi. Diğeri kendi kendine rollenip aldatıldığım ayaklarına yatar. Hani bir de ufak çocuklardan şöyle görseller almış bir adamın böyle kendini rezil etmesini anlamıyorum. Bunun tek derdi para kazanmak. Ve benim gözümde sen ve türevlerin vicdansız heriften başka da bir kim değilsiniz. Gerçekten artık YouTube'da adam akıllı çocuklara hitap eden kişilerin sayısı neredeyse hiç yok denecek kadar az kaldı. Çünkü genel olarak bu tarz kanalların tek amacı çocuklara şiddet ve güvensizlik depolayıp bunun üstünden izlenip para kazanmak. Gerçi doğru çocuklar için değil yetişkin bireyler için. Çocuğunuza izletmeyeceğiniz videoları başka insanların çocuklarına sunmayı ne zaman bırakacaksınız Bilmiyorum ama kendi kafanızda komiklik yaparım, paraları katlarım düşüncesi varsa eğer. Komiklik sektörü bayağı bir geniş. Bunun için şaklabanlıkla başlayabilirsiniz ki zaten videolarda bunu yaptığın için çok da zorluk çekmezsin. Yani sektöre hızlı bir şekilde adapte olursun. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.